Evet sevgili izleyenler, Deva Partisi'nin 1. Olağan Kongresi'ndeyiz ve yanımızda Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zeynep Delil var. Sayın Başkanım, tabii pandemi koşullarında olunca böyle oluyor. Sesimiz de biraz çatallı gidebilir ama önemli olan önce sağlığımızdır. Hayırlı olsun diyelim. 1. Kongre'niz ve kısa zaman içerisinde 1. Kongre'ye hak kazandınız ve bugün 2020'nin son günlerinde 29 Aralık'ta kongrenizi yapıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Umutluyum. Yani bence aslında herhalde aklıma ilk gelen şey Mesut Bey, çok umutluyum. Ülkem için umutluyum. İnsanımız için umutluyum. Vatanımız için umutluyum. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasını dinlediğimde bir sefer daha neden bu partide olduğumu, neden Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi sadece elimizle değil tüm gövdemizle bu yükün altına girdiğimizi hatırladım. Tekrardan inandım, kalbimde hissettim. Ülkemizin çok ciddi bir değişime, çok büyük bir devrime ihtiyacı var. Ve bu da insan için yapılması gerekiyor. Bu kadar kısa bir sürede bu şekilde bizim teşkilatlanabilmiş olmamız ve bugünü burada icra edebiliyor olmamız, 1. olağan kongremizi neredeyse bir mucize. Hakikaten bugüne kadar siyasi parti tarihimizde ilk defa bu kadar hızlı yapıldı bu. Ama ne kadar ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Ve bana sorarsanız en önemlisi de Mesut Bey, liyakatle çalışan bir ekibin ne kadar verimli çalışabildiğinin de kanıtı. Siyasi partiler Türkiye'de genelde şöyle tanımlama yapılır. Mesela şu parti batınındır, şu parti doğunundur. Ve ayrıca biz salona girdiğimizde Türkiye'nin her bölgesinden, yani Antalya'dan da, Güneydoğu'dan da, Batı'dan da aynı katılımları gördük. Deva Partisi tüm Türkiye'ye hitap eden bir merkez partisi diyebilir miyiz? Deva Partisi insanımızın partisidir. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi vatandaşımızın partisidir. Sayın Genel Başkanımız vatandaş Ali olarak buradadır. Ben de vatandaş Zeynep olarak buradayım. Hepimizin partisi. Hakikaten buna canı gönülden inanıyoruz. Herkesin inancına, herkesin bakış açısına, herkesin taleplerini dinlemeye, onlara deva olmak için gayret ediyoruz. Dolayısıyla evet, yani bir bütün Türkiye'nin, bütün insanımızın, ama her bir insanımızın partisidir. Zeynep Deli siyasete alışmış galiba. Ben biliyorsunuz bir eğitim gönüllüsüyüm. Gerçekten hayatımı buna adadım. Ve burada da liyakat çerçevesinde bu kadar kıymetli bir ekiple, şimdi Türkiye'nin genelindeki ekiplerimizle, teşkilatımızla, kılcal damarlardan Türkiye'deki ihtiyaçları ilçeler, mahalleler bazında dinleyerek yapılabilen çalışmalar beni çok mutlu ediyor. Her gün öğreniyorum. Gerçekten şu geçtiğimiz 9 ayda öğrendiğim şeyi herhalde hayatım boyunca öğrenmedim. Öğrenme derken eğitimle ilgili, öğretimle ilgili ülkemizdeki ihtiyaçlar, dünyadaki uygulamalar, vatandaşımızın ihtiyaçları, öğretmenimizin ihtiyacı, öğrencimizin ihtiyacı, akademisyenimizin ihtiyacı. Ha, benim için çok paha biçilmez bir deneyim oluyor. Bana bu imkanı veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılar diyorum. Çok teşekkür ederim Mesut Bey. Evet, Deva Partisi'nin şu anda en genç genel başkan yardımcısı mı diyelim, nasıl tarif edelim? Kim var? Genç kadın genel başkan yardımcısı. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Nazlı Seda Ural ben. 1993 Ankara doğumluyum. Lisansım uluslararası ilişkiler, yüksek lisansım da insan kaynakları yönetimi üzerine. Deva Partisi'nde çalışma gruplarının yazılış sürecinden beri gençlik politikalarına destek vermiştim. Parti kurulduğunda da İnsan Kaynakları Parti İç Eğitim Başkanı olarak göreve başladım. Bu şekilde hala göreve devam ediyorum. İlk siyasi hayatınız Deva'da başladı. Evet, ilk siyasi deneyimim. Şimdi Türkiye'de genç kuşağın siyasete uzak durduğu, mesafe durduğu bir kanaatimiz var. Evet. Size ne oldu da Deva Partisi siyasete çekti, ne cazip geldi sevene veya ne umut verdi? Ya açıkçası bakınca bizim çocukluk dönemlerimizde de ülkemizin en refah içinde olduğu, en iyi şeylerin yapıldığı dönemde hep Ali Bey vardı. Bu sürece başlarken Ali Bey gerçekten hem destek oldu, hem Ali Bey bütün sorularımın cevabını verdi. Ve bu konuda çok içim rahat bir şekilde burada olmam gerektiğine inandım. Burayla bir şeylerin düzelebileceğine inandım. Sonra zaten benim gibi düşünen insanlar ve bu kadar güçlü bir kadroyu bir arada görünce doğru yerde olduğuma karar verdim bir genç olarak. O zaman size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Deva Partisi 1. olağan kongresinde yanımızda Sayın Genel Başkanımız Sadullah Ergün var. Sayın Başkanım, hayırlı olsun. Deva Partisi pandemi şartlarında, bizler de gördüğünüz gibi sosyal mesafeli ve maskeli bir şekilde de olsa pandemi şartlarında ama yoğun bir katılımla 1. kongrenizi yaptınız. Neler hissediyorsunuz? Evet, öncelikle bir aslında buruk bir mutluluk diyeyim ben. Burukluk şuradan, pandemi şartlarında yapılan bir kongre. Bu salonda koltuklar arası mesafeler özellikle özenle oluşturulmuş.
oluşturuldu. Delegelerin ve kurucuların mesafeleri özenle oluşturuldu. Kesinlikle maske, dezenfektan ve sosyal mesafe noktasında özen gösterildi. Ama buna rağmen çok yoğun bir ilgi vardı ve talebini karşılayamadığımız arkadaşlarımız bizleri bağışlasınlar. Çünkü davetiyesi olmayanı almadık salona. Aksi halde çok şartları zorlayacak idi. Bu şartlar da yapıldı. Kongremizi yapmış olmanın mutluluğu var tabii ki. Ama bunu böylesinde salgın ortamında yapmak bizim açımızdan şu açıdan zaruriydi. Biliyorsunuz siyasi partiler kanununda ve seçim yasalarında bir siyasi partinin seçimlere girebilmesi için Türkiye'nin en az yarısında örgütlenmesi gerekiyor. Artı büyük kongresini yapması gerekiyor. Artı bunun üzerinden bir de en az 6 ay zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi biz bu kongreyi yapmakla beraber 180 gün sonra yapılacak bir seçime katılma yeterliliği elde etmiş olduk. Bu önemliydi. Bunun için kısıtlı şartlarda da olsa böyle bir kongre yapmak gerekiyordu. Ama 9 ay içerisinde bu ölçüde teşkilatlanmak, Türkiye'nin bugünkü siyasi ikliminde özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı, insanların kendini cendera içerisinde hissettiği bir dönemde bunu yapabilmek gerçekten önemli bir başarı diye görüyorum. Ve biz henüz Türkiye'nin yarısında tam anlamıyla örgütlerimizi kurmuş durumdayız. Türkiye'nin bir yarısı yok burada. Tabii ki. Tabii ki yok ama çok şükür gene de bugün bu koca salonda tamamen öngördüğümüz kapasite tamamen dolmuştu. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ihtiyacını duyduğu siyaset üslubunu da, siyaset içeriğini de Türkiye'ye biz armağan etmek istiyoruz. Nedir o? Artık bağırıp çağırarak, karşısındakini ötekileştirerek, insanları birbirlerine karşı hasım yaparak, sosyal fayatlarına ilave gerilim yükleyerek siyaset yapma döneminin bu ülkeye fayda getirmediğini biz anlatmak istiyoruz. Medeni bir üslupla tane tane insanlara sakin bir şekilde tezimizi anlatmak, bu ülkenin sorunlarını ve bunları aşmanın yöntemlerini onlarla paylaşmak istiyoruz. Bu manada hem siyasetin içeriği olarak hamasetten değil, sadece duygulara seslenen bir şey değil, sorun ve bu sorunları çözme odaklı bir siyaset üretmek. Bir de 81 vilayetin her birinde aynı düzeyde siyaset yapabilmek, bu ülkenin her bir vatandaşını kendisini iyi hissedeceği bir iklimi oluşturmak için bu çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bu yöntemi de devam ettireceğiz inşallah. Partinizin ve dolayısıyla genel başkanınızın söylemlerinin Güneydoğu'da farklı karşılıklar bulduğunu uzun zamandır takip ediyorduk. Ben bugün kongre alanında Güneydoğu'dan gelen delegelerinizle yaptığım görüşmelerde de bunları bir takım yorumlar aldım. Deva Partisi'nin özellikle Güneydoğu bölgesinde farklı bir karşılık bulması, şu anda Diyarbakır'la görüştüğünde mesela ikinci partiyle telaffuz edilmesi, bunu neye bağlıyorsunuz? Karşınızdakine sadece insan gibi bakarsanız, ona insan muamelesi yaparsanız, onun sizinle aynı şekilde bu ülkede eşit şartlarda, eşit haklara sahip olduğunu ona hissettirirseniz ve bunu pratiğe de dökerseniz, bizim açımızdan biz iktidar değiliz. Ama biz bu partinin kuruluşunda, teşkilatlanmasında, örgütlenmesinde bunu göstermeye çalıştık. Bu ülkenin coğrafyasında bulunan her bir bireyin kendini içerisinde rahatlıkla evinde hissedeceği bir iklim oluşturmaya çalıştık DEVA çatısı altında. Ve bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz. İnşallah bu iklimi biz DEVA çatısı altından bütün Türkiye'nin en ücra köşesine kadar götürmeye çalışıyoruz. Konuşmasında bir şey söyledi Sayın Genel Başkanımız. Dedi ki sadece bir bölgeye hapsolan bir parti değil. Türkiye'nin her bölgesinde aynı rahatlıkla siyaset yapabilen bir parti. DEVA Partisi bunu başarmak için yola çıktı ve şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda da bunun büyük ölçüde neticeye ulaştığını görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolaylık diliyorum size. Sevgili izleyenler, DEVA Partisi'ndeki izlenimimiz devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, DEVA Partisi'nin kongresinde yanımızda deneyimli siyasetçi Mustafa Yeneroğlu var. Kongrenizi ikinci soru olarak bırakacağım. Birinci soru olarak deneyimli siyasetçi olarak son günlerde Türkiye'de son birkaç gündür basın özgürlüğü ve basın konuşuluyor. Olay TV olmak üzere. Uzun yıllar siyasetin içindesiniz. Birçok ortamı yaşadınız. Bu geldiğimiz bugünkü noktada sizce Türkiye'de basının böyle konuşulması, bir televizyonun açılıp kısa zamanda rahat yayın yapamıyorum diye kapanması nasıl yorumluyorsunuz?
Türkiye'nin demokrasinin geldiği nokta, Türkiye'de demokrasi var iddiasında bulunan iktidarın önüne basın özgürlüğü ile ilgili karneyi koyabiliriz. Bugün basın özgürlüğü noktasında dünya sıralamasında 180 ülkenin arasında 154. sıradayız. Maalesef anayasası bile olmayan, daha Türkiye'nin normal şartlarda insani gelişmişlik noktasında 150 yıl gerisinde olan ülkelerin sıralaması da gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde özellikle ifade özgürlüğü noktasında 2019 yılında en fazla ihlal kararı verilen ülke Türkiye. Bugün yine profesyonel gazeteciler noktasında dünyada en fazla profesyonel gazetecinin cezaevinde bulunduğu ülke Türkiye. Dolayısıyla bunların üzerine bir şey koymaya gerek yok. Olay TV bunların yanında çok basit kalan bir mesele. Ama yine Türkiye'nin gerçekten acı bir resmi bu. Türkiye'de gazetecilerin %80'i otosansür uygulayarıyorum kendime diyor. Yani haber yaparken ben istediğim gibi haber yapamıyorum diye zaten beyan ediyor. Aynı zamanda ben televizyonlara gittiğim zaman, programlara katıldığım zaman gazeteci arkadaşlar aman Mustafa Bey lütfen şuna dokunmayın, lütfen bu konuya girmeyin, lütfen şunu ifade etmeyin, bizim de başımızı belaya sokmayın diye gazeteci arkadaşlardan eğer telkin alıyorsam o zaman ülkenin halinin düzelmesi mümkün değildir. Yani basın özgürlüğünün olmadığı bir ortamda ülkenin düzelmesi, hukukun düzelmesi, dolayısıyla fakirliğin, yoksulluğun aşılması maalesef mümkün değildir. Basın özgürlüğünün olmadığı yerde despotizm vardır. Despotizmin olduğu yerde basın özgürlüğü olmaz. Türkiye'nin hali şu anda maalesef bu durumda. Dolayısıyla şu anda basın özgürlüğü noktasında bir de demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bakın birçok temel haklar var ama fikir özgürlüğü olmadığı zaman, çünkü fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, vicdan özgürlüğünün yani insan onurunun en olmazsa olmazıdır. Vicdan özgürlüğünün tezahürünü siz ortaya koyamadıktan sonra, irade beyanında bulunamadıktan sonra eğer bununla ilgili korkuyorsanız o ülkede insan onuru ikincildir. O ülkede insan onuru ikincil ise de o ülke yoksulluktan, fakirlikten kurtulamaz. Peki sizce toplum, siyasi partiler, STK'lar bu olaya yeterli tepki veya ses getirebilir mi? Yani bir basın organı çıktı, ben baskı altındayım dedi, 26 günde kapandı ve bu doğal ve olan gibi karşılandı. Bu sessizlik midir sizce, yoksa bir silmiş miliktir? Şimdi tabii özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Toplum maalesef son zamanlarda yavaş yavaş bu sürece alıştırılıyor. Böyle bir durum da var. Yani iktidar hukuksuzluklar yaptıkça bu hukuksuzlukları normalde bakın ileri demokrasilerde Türkiye'de yaşanan her gün neredeyse yaşanan olaylarla ilgili iktidar hükümet istifa etmesi gerekirken Türkiye'de zaten bunlar o kadar olağanlaşmış ki artık millet bunları ciddiye almıyor. Bunları çok da hayatın akışının bir doğal parçası olarak kabul ediliyor. Asıl korkunç olan da bu zaten. Yani kötülüğün sıradanlaşması diyoruz buna aslında. Hatta şu anda kötülüğün sıradanlaşmasını geçtim. Kötülüğün sıradanlığının farkındalığının bile ortadan kaybolduğu bir sürece girdi Türkiye. Dolayısıyla bu durumda erdemli insanlar, bu durumda dürüst insanlar, bu durumda Türkiye'nin gidişatını gören insanlar daha fazla sesini çıkarmaları gerekiyor, daha fazla haykırmaları gerekiyor, daha fazla mücadele etmeleri gerekiyor. Deva Partisi de zaten böyle bir anlayışın iradesinin ortaya koyduğu bir birlikteliktir. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Bu anlamda ben elbette bizim siyasi partilerden de ciddi manada farkımızın olduğunu düşünüyorum. Biz Deva Partisi'ni kurarken Türkiye'nin 90. 91. partisi olalım diye kurulmadık. Türkiye'de yeterince parti var. Biz herhangi bir partinin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine dair bir inancımız olsaydı zaten onlara dahil olurduk, onlara destek verirdik. Ama hayır, Türkiye'nin her rengini parlatma iddiasına sahip olan, Türkiye'nin toplumun tüm farklılıklarını kucaklama iddiasına sahip olan şu anda Türkiye'de tek parti Deva Partisi'dir. Kendisini ideolojik olarak konumlandırmıyor. Ana akım partiyiz diyor. Türkiye'nin tüm renklerine, tüm farklılıklarına hitap ediyoruz diyor. Hepsinin eşitliğini, hepsinin katılımını çoğulcu bir demokratik anlayış içerisinde gerçekleştirme mücadelesini veriyoruz diyor. Sizi bağlatmak istemiyorum. Son bir iki cümle. Birinci kongredesiniz. Tabii ki şimdi de bir duygusal taraf var. Sayın Genel Başkan özellikle belli bir bölümü kız kardeşi bir anlatırken bir duygusal anlar yaşandı. Ve siz de
bir yıl gibi kısa bir sürede, daha tam bir yıl olmadan birinci kongrenizi tamamladınız ve seçime girmek için 6 aylık süre başladı. Duygularınızı alabilir miyim? Evet, şu anda 9 ay oldu. 9 ay oldu, değil mi? Dolayısıyla 9 ay çok yoğun geçti. İnanın yani bu laf olsun diye söylemiyorum. Hele son 3-4 ayda pandemi olmasına rağmen gece gündüz çalışıyoruz. Bütün arkadaşlar, bütün ekip, bütün genel merkez, ilçeleri kurmaya çalışıyoruz. İlçe teşkilatlarımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 81 ilde artık kurucu heyetlerimizi oluşturduk. 514 ilçe teşkilatımızı görevlendirdik. Bu anlamda çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. Çok kısa zamanda kongremizde gerçekleştirdik. Bunun heyecanı, coşkusunu bugün yaşadık. İnşallah bu motivasyonla, bu güçle de önümüzdeki haftalarda, aylarda da daha güçlü bir biçimde sahada olacağız. Yani biz şu anda 43 ilimizin kongresini gerçekleştirdik. Dolayısıyla daha birçok ilimizin kongresi var. Aynı zamanda büyük ilçelerimizin kongresi var. Sadullah Bey de onu dedi. Bugün Türkiye'nin yarısı burada. Daha yarısı burada değil dedi. Elbette, elbette, elbette. Yani ve sadece görevliler burada. Yani burada biz misafir falan davet etmedik buraya. Delegelerimiz var, yöneticilerimiz var. Bunun dışında kimse yok. O açıdan pandemi şartları içerisinde herhalde bundan daha coşkulu, daha duygusal aynı zamanda. Çünkü biz elbette, çünkü duygularla bu noktaya geldik. Bu kolay bir şey değil. Yani arkamızda o kadar şey, çok şey bıraktık ki. Ve birçok şeyle Türkiye mücadele etmek durumunda. Ve biz şunu söylerken, Türkiye emin adımlarla felakete doğru yürüyor bu iktidarla derken, bunda çok ciddiyiz, çok samimiyiz. Yoksa bu mücadelenin verilmez ki. Yani verilmez. O açıdan ben önümüzdeki aylarda devanın farkının çok daha güçlü bir biçimde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'de toplumun büyük kesimlerin teveccühünün Deva Partisi'ne yöneleceğine de hiç şüphem yok. İnşallah önümüzdeki aylarda bunu daha net bir biçimde göreceğiz. Koşturacağız, elimizden geleni yapacağız, neticeyi de alacağız. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Deva Partisi Kongresi'nde kulisleri gezmeye devam ediyoruz. Deva Partisi özellikle Güneydoğu bölgesindeki seçmenlerden nasıl bir reaksiyon aldığını merak ettik ve dolayısıyla yanımızda şu anda Van Gevaş ilçe başkanımız var. Başkanım, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar öncelikle. Siz değerli basın mensuplarına öncelikle teşekkür ederiz bizlere böyle bir fırsat tanıdığınız için. Bugün çok farklı bir gün. Türkiye için, dünya için çok farklı bir gündem. Çok heyecanlıyız, umutluyuz. Bölgesel olarak da Doğu ve Güneydoğu'da bayağı bir katılım sağladılar. Sağ olsun il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız. Türkiye'de 83 ile 81 ilden 83 milyon halktan katılım sağlayan bütün vatandaşlarımız var. Ve biz kendilerine buradan da teşekkür ediyoruz. Deva Partisi bugün itibariyle şöyle düşünüyoruz. Türkiye'de renk katılsın diye açılmış bir parti değil. İhtiyaç duyulduğu için açılmış bir siyasi parti ve bir siyasi harekat. Bu siyasi harekat da bizim bölgede muazzam bir teveccühle karşılanıyor ve günden güne damlalarını bütün kurak topraklara, her tarafa damlatıp sel olmaya devam ediyor ve şükürler olsun ki çok mutluyuz ve umutluyuz bu süreçte. İnsanlarımızın şu süreçte Deva Partisi'nden beklentisi, Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu bu kritik, sıkıntılı gündemi atlatabileceğine gerçekten inanmış ve genel başkanımızın geçmiş dönemde yapmış olduğu başarılı bakanlık ve başbakan yardımcılığı dönemlerinde bunlara bizzat ki şahit olundu. Ben genç bir ilçe başkanıyım. 1996 doğumluyum. Van Gevaş'ta ikamet ediyorum. Bölgemizde şükürler olsun ki Deva Partisi muazzam bir teveccühle karşılanıyor. Ve günden güne de katılım da artıyor. Bu sadece Gevaş'ta olmaksızın diğer il ve ilçelerimizde de aynı şekilde böyle bir teveccüh sergileniyor. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza Deva Partisi'ni anlatmamıza gerek kalmıyor. Zaten insanlarımız genel başkanımızı bizzat ki tanıyor. Deva Partisi'nin tüzük ve programlarını açtığı zaman içinde okudukları tüzük ve programlardan anladığı gibi Deva Partisi'nin de Türkiye'de gerçekten liyakata önem verdiğini, Türkiye'de ekonomi anlamda geçmiş dönemde bakanımızın da genel başkanımızın da yapmış olduğu iyi başarılı süreçten de tekrardan şimdi Deva Partisi'nin aynı şekilde Deva Partisi'nin iktidara geldikten sonraki yapacağı başarılı işlere de inanacağını da inandıklarını da biliyoruz. Mutluyuz, umutluyuz, heyecanlıyız. Çok da teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine başarılar dilerim. Biz özellikle genç neslin, kadın olsun erkek olsun, siyasete ilgi duymasını şahsım olarak da destekleyen bir kişiyim. Başarılar dilerim. Kesinlikle öyle. Deva Partisi'nin şu süreçte zaten başlamış olduğu kadro harekatında
kadınlarımız ve gençlerimize vermiş olduğu görev yetkileri de bu aşamada umut verici, heyecan verici. Gençlerimiz görev almaya bayağı bir istekliler ve elimizden geldiğince de il ve ilçe teşkilatlarımızda gençlerimize ve kadınlarımıza görev dağılımlarında da görev veriyoruz kendilerine. Muazzam bir heyecanla, muazzam bir umutla çalıştıklarına da inanıyoruz ki bu şekilde de sağ olsunlar. Yani halktan da bu heyecana, bu umuda karşı da muazzam bir teveccüh geliyor ki destek de olduğu gibi. İnşallah ki inanıyoruz Türkiye devasına kavuşacak. Deva Partisi önümüzdeki dönem Türkiye'nin iktidarında yer alacak bir partidir. Ve biz de bu partide Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu partinin birer neferi olarak, birer genci olarak inşallah liyakata, adalete, özgürlüğe önem vererek inşallah iyi bir noktaya daha getireceğiz Türkiye'yi. Başarılar dilerim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, Van'ın bir başka ilçesinde, Çaldıran ilçesinin ilçe başkanı, yine genç bir başkanla beraberiz. Başkanım, yine Van'dan bir diğer ilçe başkanımızla görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Bir de sizden dinlemek istiyorum. Deva Partisi'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde söylemlerinin, Sayın Ali Hoca'nın söylemlerinin bu kadar karşılık bulmasını neye bağlıyorsunuz? Yaşadığımız şu süreçte sıkıntılarla boğuşmaktayız. Şu an mevcut hükümetin yapmış olduğu politikalar, sıkıntılar herkes tarafından bilinmekte. Bizim amacımız deva olarak insanların isteklerine karşılık verebilmektir. Deva olarak Doğu Güneydoğu'da ciddi bir teveccüh var. Özellikle geçen gün haber olduk yayınlara. En soğuk ilçesinden, Çaldıran ilçesi -40 dereceleri bulan bilen bir ilçe. O bölgede bile çok ciddi bir teveccüh var. Bu teveccühün sebebi ise Deva Partisi'nden beklentinin çok çok fazla olması. Bizde liyakatın esas olması, kişinin gerçekten üstüne düşen her şeyi yerine getirmesi, demokrasinin, özgürlüğün bizim için çok çok önemi farklı. Bizim amacımız güzel bir gelecek, hiç kimseyi kayırmadan, herkese eşit mesafede, özellikle gençlerimize, elbette biz ilçe başkanları olarak kadrolaşmada da gençliğe ve başarıya dikkat ediyoruz. Ondan dolayı güzel bir amacımız var. Bu amaç doğrultusunda birlik, beraberlik içerisinde güzel bir gelecek inşa edeceğiz inşallah. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Biz de o memleketimizin güzel Van'ına buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim bu düşüncelerimizi paylaştığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.